Hocam tekrar hoş geldiniz. Tekrar. Tekrar hoş buldum. Sesiniz Daha güzel nasıl geliyor. Siz başlayacağım? sormadan ben hemen kısaca bir Evet, süper. cevaplayayım. Hemen Görüntü çok çok başladım şu daha an. iyi. Görüntü çok çok Tamam. daha iyi. Süper. Şu an daha ışıklı bir yere geçtim. Bence şu an çok 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 daha Tamam. iyi. Süper. Hocam şimdi Aslında ben... Efendim bir daha söyleyebilir misiniz? nasılsın diyorum da. Tamam, sen girişini Çok çok yapma. iyiyim. Birazcık yorgunum. Birazcık yorgunluyum ama sizi gördüm çok çok daha iyi oldum. Açıkçası Teşekkür birazcık da ederim. Çok sağ olasın. heyecanlıyım. Çünkü ben videolarınızı şahsen çok severek izliyorum. Çok teşekkür ederim. Valla ben de heyecanlandım şimdi ya. Normalde Belki kendim de YouTube'da yayın bıraktığım yapıyorum. yorumlardan görmüşsünüzdür. Gerçek Gördüm anlamı gördüm. çok severek izliyorum. Teşekkür ederim. Cevap yazdım sana zaten. Evet, ben Görmüşsündür. de gördüm. Hani o Evet. videoyu burada da bahsedeceğim zaten ilerleyen Tamam. saatlerde. Merakla bekliyorum gerçek Tamam. anlamda. Süper. Hocam böyle bilenler bilmeyenler için, katılımcılarımız için bir kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz lütfen? Tamam. Osman Karakuş adım. İşte tıbbi farmakoloji uzmanıyım. Daha doğrusu daha bir ay falan oldu yani uzman olalı. Tıp fakültesi mezunu olup normal TUS'la kazanılan farmakoloji yani. Onun dışında şu anda beklemedeyim. İşte atama olacak. Bakalım nerelere gideceğim. YouTube'da da bir kanalım var. Osman Karakuş kendi ismimle. Orada farmakoloji anlatmaya başlayarak bir kanal açtım. Ondan sonra farmakoloji odaklı böyle hem eğitim hem eğlence karışık bir kanala dönüştü şu anda. O şekilde devam ediyor şu anda. Sizin kanalınız zaten sadece farmakoloji değil, müzik, oyun ve Evet. eğitim üzerine kurulu. Üç farklı Aynen alana öyle. bölmüşsünüz. Bana hatta biraz Öyle. Barış Özcan'ı andırdı bu. Çok Ha, güzel bir yani giriş olmuş. valla öyle olabilirse süper. Barış Özcan'ı andırmak. Barış Gerçi Özcan'ı da çok beğenirim. tabii canım zaten şey hani müzikle aslında bayağı gitmek istiyordum da sonra o yarım kaldı. Bir ara hatta şey projesi yapmıştım ben. Birkaç arkadaş da hani yapalım falan demişlerdi. Bu bilimsel bilgileri müzikle anlatılan şeyler var. YouTube kanalları var. Görmüşsünüzdür belki. İşte Acapella Science gibi mesela bir şey var. YouTube kanalı Aa, var. ben bilmiyordum mesela. Şey yapıyorlar. Şarkı söylüyorlar. Böyle bir tane şarkıyı atıyorum işte şey. Despacito'yu mesela değiştirmiş. Evrimsel biyoloji anlatıyor şey, içindeki şeylerle, bilgilerle. Hani şarkı çok güzel olmuş. Çok benziyor işte orijinaline. Diline dolanıyor senin. Diline dolandığı için bu şekilde şeyi de öğreniyorsun. Oradaki bilgilerin hepsini ezberlemiş oluyorsun. Hani saçma sapan bir şarkı mesela olsa diline dolanıyor. Ya bu şarkıyı ben niye ezberlemişim? Nereden ezberlemişim? Deriz ya. Aynı mantık ama onun yerine işte o saçma sapan sözler değil, bilimsel bilgileri öğrenmiş oluyorsun. Aslında çok mantıklı bir şey. Ona bir giriş sesim gelmişti. Birkaç arkadaş falan Twitter'dan bana yazdı. Hocam işte ben yazabilirim falan filan. Böyle 10 kişilik falan grup kurmuşlar hatta arkadaşlar. Wow. WhatsApp grubu kurup yazmaya başlamışlar. Sonra yarım kaldı herhalde o. Onlardan bir kez sordum ne oldu falan diye. İşte hocam çok devam edemedik falan dediler. Ama böyle bir proje var. Onu da inşallah yapmayı planlıyorum. Biraz daha müziğe ağırlık vermeyi düşünüyorum yani kanalda. Ya, umarım öyle bir şey olur. Umarım hani böyle nasıl diyeyim size, Spotify'a falan da böyle bir çalma listesi oluştururuz. Hepimiz bir Vallahi farmakoloji müthiş. önce takarız Aynen. kulaklıkları. Metro ile gelen metroda, metrobüse gelen metrobüste bir Vallahi dinler onları. çok güzel olur da işte. Hani biraz zor. Biraz da telif işleri var o işte. Nasıl olacak bilmiyorum. Yani ya telifsiz bir müzik bulmak gerekiyor. Ya da bilmiyorum nasıl olacak. Yani o şey biraz yavaş yavaş gelişince şu olur. Şu an başka projeler var. Onlarla devam ediyorum. Ama daha önümüz, yani yolumuz uzun. Bakalım yavaş yavaş devam ediyoruz yani. Atandıktan sonra bırakmak yok değil mi kanalı? Biz hepimiz sizi Allah çok severek izliyoruz. teşekkür ederim. İnşallah bırakmam herhalde yani şey olur. En kötü haftada bir video gelir yani. Ay, çok çok güzeldi. Hocam Sağ ol, peki teşekkür ben ederim. burada şu soruyla devam etmek istiyorum. Nereden hani giriştiniz bu işe? Yani sonuçta tıpçıların çok fazla şey değildir farmakoloji. Hatta genelde tıp öğrencileri, Doğru. hangi tıp okuyan arkadaşımla konuşsam, hani tanıdığımla konuşsam, farma dedikleri zaman hepsi bir omuz silker, bir ağızları büzerler. Ya o Sevmezler tabii canım ben de sevmiyordum zaten lisans okurken. farmayı. Çok açıkça. Açık konuşmak, aynen açık konuşmak gerekirse bizde şey vardı. Ben 19 Mayıs mezunuyum. Bizde işte hani komite olayı nasıl oluyor ama bilmiyorum da bizde blok diye bir sistem vardı. İşte atıyorum şey işte kardiyovasküler sistemi. Tek bir blok halinde görüyoruz. İçerisinde farmakoloji de var, histoloji de var, fizyoloji de var. Hani böyle işte farmakolojiyi şu zaman başlıyoruz, bitiriyoruz tarzında değildi yani bizde sistem. O yüzden şey işte geçme notu da 70'ti. Yani farmakoloji soruların hiçbirini yapmadan öbürlerine çok iyi çalışırsan geçebiliyordum mesela. Ben o taktiği uyguluyordum. Farmakoloji test şeylerini, slaytlarını ayırıyordum böyle. Ben bunları çalışmayacağım. Diğerlerine iyi çalışıp geçeceğim. Öyle öyle geçtim. Ben farmakoloji çalışmıyordum bile. Yani bırak şeyi. Sevip sevmemeyi.
Ondan Gerçekten sonra mi? evet. Bakın şu Yok, an fazla var. gözyaşımız bizim farmakolojimizin çok zor Ama işte şey, derslerimizden biri. ya işte şey, hani farmakoloji şey, hani buna hani o zaman çünkü şeyi düşünmüyordum açıkçası. Ben yakın zamanda böyle belki 4-5 senedir veya 3-4 senedir şey, böyle bilimsel şeyler, faaliyetler içerisinde bulunmaya başladım. O zamanlar hayat biraz lay lay lom geçiyordu yani, çok şey değildi benim için. Hani bilimsel araştırma yapayım falan filan gibi bir düşüncem yoktu yani. O zaman da şey, sınıfı geçsem yeter mantığındaydım. Şu anda yani çoğu öğrencinin yaptığı bir yanlış olarak, sanki lisedeymişiz gibi düşünüp işte o sınava geçeyim, o sınıfı geçeyim yeter gibi bir düşüncemiz oluyor. Bende de o vardı. Aslında şey olması lazım. Hani ben bu üniversiteye gelmişim, çok imkan var. Ve bu işte 5 senenin, 6 senenin sonrasında bu imkanlar bir daha olmayacak. Bir sürü bana bir ders anlatmaya çalışan şeyler var. Profesörler var. Bir sürü laboratuvarlar var girebileceğim istediğim zaman. Veya tıp fakültesi için başla dedim. İstediğin zaman ameliyata girebiliyorsun. İstediğin zaman bir işte abinin ablanın yanına gidip poliklinikte durabiliyorsun. Onlara yardımcı olabiliyorsun. Hani çok büyük bir imkan aslında ve bu imkanlar okul bittikten sonra kayboluyor tamamen. Onları çok çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Ben şu anda gitsem bir tane şeye, üniversiteye, işte polikliniğe gitsem, ben işte seninle beraber oturayım burada desem, sen kimsin ya, niye geldin ki falan olur yani. Ama öğrenciyken bunu çok kolay bir şekilde yapabiliyorduk. Hani bütün o imkanları bırakıp işte sadece sınavlara odaklanıp, işte ben aynı lisedeymiş gibi bu sınıfı geçeyim, dersleri geçeyim yeter mantığına bürünüyoruz. Onun ben sıkıntısını bayağı çektim. Yani buradan öğrenci arkadaşlara diyorum ki böyle yapmayın. Benim gibi olmayın. Çünkü şöyle oluyor. Ben mesela 4-5. sınıfta işte biz staja gidiyoruz. Yani staj gidiyoruz derken 4. 5. sınıf stajyer olarak geçiyoruz yani. Hastaneye geçiyoruz. Orada hastalara bakmaya başlıyoruz. Bu sefer bende şey oldu. Ya ben bu mesleği yapmak istemiyormuşum. Onu anladım. 5. hastalara bakmaya başlayınca. Dedim bari temel bilimlerden birine şey yapayım. Geçiş yapayım. Farmakoloji burada hani en geniş alanda olanı tıplar içerisinde. Bilimsel faaliyetler açısından da çok şey. Tüm tıbbı genel olarak kapsayabilecek bir şey olduğu için o şekilde tercih yaptım. Ama sonra şunun sıkıntılarını çekmeye başladım. Hani ben farmakoloji çalışmamışım şu güne kadar. Farmakoloji tamam, farmakoloji TUS'ta da kazandım. Güzel. Zaten puanı çok çok yüksek olmadığı için, çok fazla tercih edilmediği için kazanabildim yani ilk girişte. Ama bu sefer de eksiğim yani, eksiğim var. Nasıl tamamlayayım ben bunu? En iyisi şey yapayım, hani farmakolojiyle ilgili bir içerikler üreteyim bari de şey olsun. Bir yandan da öğrenmiş olayım yani. Ben bu farmakoloji, bu kanalı açmam aslında şeydi tamamen. Kendim öğreneyim diye açtım yani. Hatta videoların bazılarında şeyler de var. İzleyen arkadaşlar fark etmiştir. İşte bazen böyle hatalı şeyler söylediğim olmuş yani. Yazıyorlar şeylerde, yorumlarda. Ben hemen şey yapıyorum, kalp atıyorum. Böyle en yukarı getiriyorum onun şeyini, yorumunu. Diğer arkadaşlar da böyle hani yanlış öğrenmesinler diye o şekilde şey yapıyorum. Ama işte hani o benim biraz da öğrenme aşamalarımdı yani o şeyler. Ne oldu? Bana faydası oldu. Bu şekilde biraz daha farmakolojiyi oturtmuş oldum yani böyle böyle. Tabii ondan öncesi de var. Ondan önce ben bir farmakoloji.org diye bir site kurmuştum. Duymuş musunuzdur bilmiyorum ama. Ben duymamıştım ama illa duyan Orada vardır katılımcılarımızın evet, içinde. orada da şey yapıyorduk işte. Bir ara bile 10-15 kişi olduk hatta kanal şeyde, sitede. Yazılar yazıyorduk farmakolojiyle alakalı. Son şeyler yapıyorduk. Son bilimsel bilgileri falan paylaşıyorduk. Hocam merheme de bekliyoruz o zaman sizi merhem dergisine de. Biz oraya da yazılar toplarız sizi merheme de bekliyoruz. Yani Tabii burada tabii bulmuşum ya, hayatta kaçırmam. komik tabii komik yazar olarak gelebilirim, bir şey yapabilirim. Yani çok Güzel olur isteriz. yani. Çok çok isteriz. Katkılarınızı çok çok Tabii bekleriz. tabii ne demek, tabii ki yaparım. Bekliyoruz o gün o halde. Böyle yani, bu konuya da nereden girdik bilmiyorum ama sonuç olarak Ben nereden farmakoloji aklınıza geldi, neden ha evet. farmakoloji diye sormuştum. Siz birazcık daha böyle kendim öğreneyim. En güzel zaten kişi eğitirken öğrenir Ha gibisinden aynen dediniz. öyle. Ha hatta onu da söyleyecektim. Yani bu şeyin öğrenmenin en güzel yolu anlatmaya çalışmak. İşte ben onu hani bu yaşayarak gördüm gerçekten. Hatta kanalda da şey yaptım. Görmüşsünüzdür belki. Anlatarak Anla diye bir seri başlattım. Şu ana kadar bir kişi Evet geldi ben ama. görmüştüm onu da tam olarak ne olduğunu anlayamadım ben onu. Onu da soracaktım orada soracağım Evet. soruların Ha. içerisindeydi o. Şöyle o. Mesela sen işte öğrenmek istediğin bir konu var diyelim. Tamam. İşte A konusunu öğrenmek istiyorum. Bu konuyu nasıl öğreneceğim? Oturup kendin çalışabilirsin. Veya birisine anlatmaya çalışabilirsin. Yani onu anlatmaya çalışırken en güzel o şekilde öğreniliyor. Çünkü hem anlatırken kendi eksiklerini görüyorsun, hem de ben bunu anlatacağım diye düşünerek ona çalıştığın için bu sefer daha odaklı çalışmış oluyorsun. Öbür türlü işte 2 sayfa 3 sayfa geçiyorsun. Ya ben geriye okudum da unuttum orayı oluyor. Veya
O ara okurken hayallere dalmış oluyorsun. Hiç öyle okuduğun bir sayfa geçmişsin. Ama ya ben bunu okurken başka şeyler düşündüm oluyor. Geri geliyorsun o sayfaları. Ama bu sefer anlatacağım hissiyatıyla çalışınca böyle tam böyle odaklı çalışabiliyorsun. O çok güzel bir yöntem. Bir anlatmaya çalışınca zaten kendi anlamadığın yerleri çok daha iyi gördüğün için. Yani böyle tam dört dörtlük öğrenmiş oluyorsun. Ben de dedim ki işte madem böyle isteyen gelsin benim kanalımı canlı veya cansız bir şekilde öğrenmek istediği bir konuyu anlatsın. Biz de dinleyelim. Yani ne konu olursa olsun. İsterse şey yani makine mühendisliği de olabilir maksat. Öğreten yani anlatanın şeyi öğrenmesi. Dinleyenler hani fazla da onlar için genel kültür bilgisi olmuş olur yani. Ama anlatan için çok çok faydası olmuş olur. Öyle bir şey yaptım. O zaman tabii benim bilgisayar eskiydi. Eski bir bilgisayarım vardı. Onda bayağı kötü bir yayın oldu yani izleyenler görmüştür zaten. Böyle görüntü aşırı donuyor böyle. Şöyle şöyle. Şöyle dona dona geliyor yani böyle. Ve sadece sesler duyuluyordu. Dedim madem sesler duyuluyorsa sorun yok. Önemli olan zaten senin anlaman dedim. Arkadaşlar işte şey yaptık. Anlattı. Ben de dinledim. Şu an anlattıklarını çok hatırlamıyorum ama ona çok faydası olmuştur kesinlikle yani. Yani diyorsunuz ki hocam sınav öncesi okul kantininde birbirinize anlattığınız aynı Evet. formatı alın benimle YouTube'a Aynen öyle. Hem bana da taşıyın. içerik olmuş olur. Her türlü kar yani. Evet, çok çok güzel bir düşünce. Valla ilgilenen arkadaşlara buradan duyurulur. Bence çok güzel bir Aynen. düşünce. Özellikle hani böyle dediğiniz gibi anlatarak öğrenmek. Hani bazı insanlar direkt hani hem kendi seslerini duydukları zaman da çok çok daha iyi öğreniyorlar. Zaten hani bununla ilgili bir sürü çalışma var. Kişi okuduğunda şu kadar öğrenir, duyduğunda şu kadar öğrenir, anlattığını duyduğunda şu kadar öğrenir falan Aynen, gibisinden. aynen öyle. Bu şekilde. Peki hocam ben birazcık hazır kanala girmişiz. Kanal kısmından Evet. birazcık yürümek istiyorum. Hani bu kanaldayken videoların oynatma listesini neye göre seçiyorsunuz? Hani mesela neye göre sınıflandırıyorsunuz, başlıklandırıyorsunuz? Birazcık bunu sormak istiyorum size. Sonrasında da farmakoloji nasıl çalışılır sorusuna geçeceğim. Tamam. Ama ondan evvel tabii bir oynatma listelerine girmek istiyorum. Ya şöyle ben kanalı daha çok şey odaklı yaptım. Oynatma listesi odaklı yaptım. Hatta biraz daha güzel oldu yani böyle yapınca. İlk başta kanalı açtığımda sadece farmakoloji işte anlatmaya yönelik. Daha doğrusu şöyle başlayayım. Ondan önce ben çok farklı bir şey yapıyordum. Böyle şey her ay kendimi geliştireceğim bir tane şey seçiyordum. Örneğin işte bu ay ben gitar çalışacağım. O ay sürekli gitar çalışıp kendi gelişimimi atıyordum YouTube'a. Böyle şey yaklaşık bir yıl falan böyle gittim ve işte 10 veya 20 abonem falan vardı yani. Öyle YouTube'a uzun ilk bir sene başlangıçta. tabii. Hani bir sene boyunca 10-20 aboneyle böyle şey yaptım ben işte. Bir ay piyano çalıştım, bir ay gitar çalıştım, bir ay işte 10 parmak klavye çalıştım, bir ay kodlama çalıştım falan filan böyle. Bir ayda ne kadarlık bir seviyeye gelinebilir? Onu test ettim yani aslında. Kesmemiş tıp fakültesi kodlamaya da girmişsiniz. Kodlamayı bir ara çok şey yapmıştım ya. Güzel gidiyordu da sonra o da işte benim maymun iştahlığıma kurban gitti yani. Çok fazla şey deneyip bırakıyorum ben. Nedense öyle bir sıkıntı var yani. Kodlama da kolay iş değil hocam. Yani Evet yapanlara yani saygımız sonsuz. ay kesinlikle çok büyük bir şey yani. Öyle işte bir kara kalem falan çalıştım hatta o çok güzel olmuştu. Ona bir devam edeceğim diye düşünüyorum bakalım. İşte ondan sonra dedim ben hani böyle kanalım var madem çok da takipçisi yok zaten işte 20 falan takipçisi vardı. Şey yaptım. Ben işte kendimi öğreneyim diye farmakoloji anlatmaya başladım. Oradan sonra böyle bir pik yaptı kanal. Böyle nedense hiç beklemiyordum ben. 100 takipçi en fazla olur diyordum. 100 benim için çok büyük bir şeydi yani o zaman. Böyle ben anlatmaya başladıkça, videolar attıkça bayağı bir izlendi. Beklemediğim kadar çok izlendi yani. Şu anda da bu duruma geldik. Şu an bir 7000 kaç oldu ya? 7100 falan oldu herhalde. Bayağı çok yani. Daha Belki son normalde rakama bakmamıştım. hedefim 100'dü yani benim farmakoloji anlatmaya başlarken. Böyle 1000 falan çok şeydi yani büyüktü benim için. Şu an şey güzel yani beklediğimden. Soru neydi ya bu arada ben ne anlattım? Ben şey Ha sormuştum, oynatma biraz listelerini. Tamam. farklı bir yere geldi. Ben bir cümleyi Yok bitirirken sıkıntı. tekrardan soracaktım ona. Ya Tamam. bu listeleri neye göre sınıflandırıyorsunuz diye Evet. sormuştum. Çünkü hani böyle hızlı farmakoloji var, daha ayrıntılı farmakoloji var, Evet daha evet. eğlenceli Ha. bir kısmısı var. Böyle ilginç ilginç playlistler var orada. Evet. O işte şuna girecektim. O ilk başta şey. Ben şöyle düşünmüştüm. Önce bir hızlıca özet olarak farmakolojiyi anlatayım. Bunun adı hızlı farmakoloji olsun. Hatta bunu da şeyden çaldım. Speed Farmakoloji diye bir kanal var yani izleyebilirsiniz. İsmini bile Çok oradan güzel onu sormuştum. ben Evet. izliyorum. Gerçekten çok çok iyi, çok başarılılar bu konuda. Evet. İşte bu hızlı olsun. Bunu bitirdikten sonra da bu sefer böyle iyice ayrıntısına girerim. Hatta için matematiğini falan anlatırım diye düşünmüştüm. Hatta bir ayrıntılı farmakoloji diye de ikinci bir şey yaptım oynatma listesi. O tabii yarım kaldı şu anda. Devamını getiremedim ama.
Hani ilk başta düşüncem olduğu için ismi hızlı olarak kaldı. Bir de ayrıntılı olarak iki tane oldu. Ondan sonra işte ben çalışırken aklıma şey geliyor. Ya işte bu işte atıyorum şey işte şey çalışıyoruz. Glikozitler çalışıyoruz mesela. Orada şeyden bahsediyor. Van Gogh'un bu ilacı kullanabilmiş olacağından falan bahsediyor. Ya bunları hani anlatsak aslında daha çok şey olur. İnsanların aklında kalır diye. Ve çalıştıkça gördükçe dedim ben bunlara en iyisi video yapayım. Onlar da şey olsun. Normalde ben dümdüz atıyordum o videoları. Bir oynatma listesi yapmıyordum. Baktım güzel gidiyor o videolar. Seviliyor da. Dedim o zaman eğlenceli farmakoloji olsun bunun adı da. Timololi de yapmışsınız. O da, evet, ona da ayrı Timololi. Bir hikaye çekmişsiniz. Timololi çok tatlıydı. Şey var şu anda aklımda. Yine yeni bir hikaye şeyi var. Asiklovir ile alakalı. Onu şu anda söylemeyeyim. Spoiler olmasın. Tamam. İçerisinde onu da atarım. Asiklovir'in HSV tedavisini nasıl yaptığı ile alakalı. Baya güzel bir hikaye gelecek yani. Onu böyle masalmış gibi anlatacağım yani. Şimdiden şeyini söyleyeyim. Trailer'ını da yapmış olalım yani. Böyle beklenti oluşturalım. Hocam çok sonra... çok güzel oluyor izlemek. Yani ben kendim açısından burada çok bölüyorum kusuruma bakmayın ama yani böyle nasıl diyeyim size hani farmakoloji ya da herhangi bir hani tıp olsun bu eczacılık olsun öğrencilerin yaşadığı bir durumdur. Ben bunu nasıl kodlayacağım? Bunu nasıl kodlamalıyım? Evet. Nasıl aklımda tutacağım? Etken maddesi çok ayrı bir dert, mikrobu çok ayrı bir dert hani. Aynen öyle. Özür dilerim böldüm sizi tekrardan bırakıyorum. Yok, hiç önemli değil. Ya o şekilde oldu işte. Ondan sonra diğerleri de aklıma geldikçe işte hani şu tür bir içerik üreteyim diye başlıyorum. Onunla ilgili içerik üretip oynatma listesini yapıyorum. Bu işte mesela Bilimi Sevdiren CD diye bir şey yapmıştım. Çok hevesli yaptım ama izlenmedi ilginç bir şekilde. Daha doğrusu ilginç olmayabilir bilmiyorum. İzlenmedi yani. Bilimi Sevdiren seri bu Harry Potter'ların içerisinde olduğu seri miydi? Yo Harry Potter'ın olduğu şey işte eğlenceli farmakolojinin içerisinde. Bilimsel seri o zaman görmedim. Şimdi YouTube'a açıp bakacağım bir yandan bilgisayarın o hangisiyle acaba diye. Onda da şey düşündüm hani insanlar madem film izliyor, dizi izliyor, oyun oynuyor vesaire. Bunları işte bunları yaparken aynı zamanda bilimsel bir şeyler öğrenebileceklerini ben tavsiye edeyim tarzında. İşte bilimi sevdiren oyunlar diye bir video var mesela. Bilgisayar oyunları ama içerisinde bilimsel şeyler var. Mesela bilim sevdiren diziler. İşte dizi izliyorsun ama içerisinde işte sana ya bilimsel bir şeyler öğretiyor ya da bilimi sevdiriyor işte şey gibi. Big Bang Theory gibi mesela izlemişsinizdir belki. İzledik böyle izledik. Işte çok uzun bir seriydi. Çok uzun bir diziydi. Big Bang Theory kaç sezonluk. Öyle o da güzel oldu bence. Yani en azından şey hani insanlar bir şeyleri eğlenerek yapıyor. Hani film zaten sürekli izliyoruz, dizi izliyoruz. Bari bunu yapmışken bilimsel bir şeyler de öğrenmiş olsun tarzında. Hani öyle şey aklıma bir şey geliyor. Hani bunun serisi olur diyorum. O şekilde başlıyorum yani. Şimdi yakında çok güzel bir seri daha gelecek. Hatta iki seri gelecek. Onları çok minik bir spoiler alsak. Çok minik böyle ucusundan. Zaten onların şeylerini yaptım da spoilerlarını verdim birkaç videoda. Şey, farmakoloji test simülasyonu diye bir oyun yaptım da. Bayağı bir şey, konuğu karşıma alıyorum. Ona işte soru soruyorum. 4 tane farmakoloji sorusu soruyorum. Ama o soruları çözmeye başlamadan önce aşması gereken stresli bir durum var. İşte aynı sınavdaymış gibi. Sınavda diyorum ben ona işte sınavda oturdum. İşte tam soruyu çözeceksin. Birdenbire işte arkandaki arkadaş burnunu çekmeye, apşurmaya başladı falan tarzında. O seni çok stres yaptı ve ondan kurtulman gerekiyor. Soruyu okuyamıyorsun. Böyle şey, bilen var mıdır bilmiyorum ama RPG, FRP diye bir şey var. Bir oyun oynatma şeyi. Ondan biraz esinlenerek yaptım. Hani bir hafta içerisinde falan gelir herhalde onun videoları. Görürsünüz yani. Bayağı güzel oldu. Hani bir yandan hem oyun oynamış oluyorsun. Böyle zar falan atıyoruz yani. O stresli durumdan kurtulmak için. Bir yandan da 4 tane soru çözmüş oluyor. Gelen konuk. Hani İzleyenler de o soruların cevaplarını öğrenmiş oluyor. Yani şey, oyun oynayarak farmakoloji öğrenmiş oluyoruz yani. Güzel bir seri olacak. O da bunu hiç aplikasyona dökmeyi düşündünüz mü hocam? Böyle şeyler aplikasyonda çok güzel bir şekilde yapılabiliyor çünkü. Evet çok güzel özellikle. Ama işte onun için ya kodlama bilgisi lazım, o yok. Ya da para lazım. O da var ama yok diyelim. Çünkü çok çok şey gider, yani onun gideri fazla olur. Tabii öyle. Aplikasyonu yapmanın. O yüzden şey... Şimdilik YouTube'dan böyle işte çok böyle aşırı ünlü olup böyle çok fazla para kazanmaya başlarsam yaparım tabii niye olmaz. O zaman bu yayını izleyip ve aplikasyon yazmasını bilen olursa hocamla iletişime geçerse bir proje geliştirebilirler yeni bir iş fikri. Kesinlikle.
Öyle yani, oynatmanın işleri bu şekilde yani. Çok güzel hocam. Peki şimdi geliyorum malum soruya. Farmakoloji nasıl çalışılır? Yani farmakoloji nasıl çalışılır sorusuna geliyorum. Evet, farmakolojiyi nasıl çalıştırır? Allah bilen varsa bana da söyle. Şöyle ya, farmakoloji şimdi yani çok büyük oranda dümdüz ezber zaten. Hani ona yapacak bir Evet. şey yok. Oraları ezberleyeceğiz. Onun dışındaki olan şeyleri biraz böyle entegre bir şekilde öğrenmeyi ben tavsiye ediyorum. Şöyle mesela, bir kere genel farmakoloji, o temel kısmı, işte farmakodinamik, farmakokinetik vesaire, bunları öyle çok iyi bilmek gerekiyor. Bunları bilip zaten adı üstüne hani temel diye geçiyor ya, bu temeli yaptıktan sonra öbürlerini inşa etmek gerekiyor. Çok kolaylaşıyor eğer bu temel farmakolojiyi, bu farmakokinetik, farmakodinamik kısımlarını iyi öğrenince öbür kısımları öğrenmek çok kolaylaşıyor. Mesela şöyle örnek verelim. Diyelim ki işte buspirol diye bir ilaç var. Sigara bağımlılığında kullandığımız. Bunu şey yapacağız, öğreneceğiz, ezberleyeceğiz. Ya şöyle dümdüz ezberleyebilirsin. İşte bu buspirol 5, işte serotoninin birinci reseptörünün parsiyel agonisti şeklinde dümdüz ezberleyebiliriz bunu. Ya da Ya Rabbi şükür hesabı. evet. Aynen, ya da şunu bilebilirsin. İşte o genel farmakolojiyi iyi öğrendiysen şunu bilirsin ki işte bu serotoninin 5ET1 reseptörü GI kenetlidir, özür dilerim. Ben de tam öğrenememişim. Çok fazla şey var. Hepsi de birbirine çok çok benziyor. İşte bu GI kenetli olduğuna göre serotonin birinci şey. Demek ki GI'ler de işte bu şeyi azalttığına göre, o bulunduğu sinirin yaptığı şeyleri azalttığına göre, işte bunları temel farmakolojiden biliyorsun. Demek ki bizim bunu şey yapmamız lazım, işte aktive etmemiz lazım. İşte bir agonist vermemiz lazım ki bu anksiyete de kullanabilelim. O zaman biliyorsun ki buspiron bu 5ET1'in demek ki şey agonisti veya parsiyel agonisti aslında. Yani bunu aktive ettiğini bilirsin. Hani kendi temelinin üzerine bu bilgiyi inşa etmiş olursun. Biraz daha kolay öğren, hani unutman zorlaşır bundan dolayı. Böyle şey yapmak lazım. Hani entegre öğrenme diyorum ya, işte bir bilgiyi bileceksin. O bilginin üzerine başka bir şey yapacaksın, inşa edeceksin. Böyle 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 bir süre sonra bütün bilgileri birbirine bağlamış olduğun için unutman zorlaşıyor yani. Ha bu buradan geliyordu. İşte sen o işte o asıl inşa ettiğin bilgiyi iyi bildiğin için o yeni bildiğini de unutmamış oluyorsun. Hani bu şekilde öğrenebiliyoruz ama ilk başta tabii zor olacak. İlk başta biraz ezberleyerek gideceğiz. Ama Kinetik çalıştıkça, evet. Hani çalıştıkça, onları sürekli sürekli tekrar ettikçe bir süre sonra şey oluyor. O bilgiler sende artık kalıplaşmış oluyor. O kalıp bilginin dinamik üstüne başka şeyi öğrenmiş oluyorsun. Hani daha kolay o bilgiye, eski senin halihazırda bildiğin bilgiyi bağladığın için daha kolaylaşmış oluyor. Bu şekilde tavsiye edebilirim genel şeyi, çalışmayı. kısmında. Bir de en çok tavsiye ettiğim şey de anlatarak öğrenmek yani. Onu demin bahsettik zaten. Bu kesinlikle çok çok faydası var yani. Onu hafife almamak lazım. Kendi kendinize bile anlatabilirsiniz yani. Aynanın karşısına geçin. Anlatın, çok şey, bayağı faydası oluyor. Ben bunu kendim yaşayarak gördüğüm için biliyorum yani. Tembel bir lisans öğrencisi olarak, eğer şu anda beni farmakoloji hocası olarak görüyorsanız, onun şeyi odur yani. Anlatarak öğrenmeye çalışmaktır. Gerçekten çok şey, faydası oluyor. Anlatılık Öğren serisine bu arada katılmak isteyen arkadaşlar buraya da hani bir minik başlık açalım. Hani Osman hocamızla iletişime geçebilirsiniz kendisi. Tekrar böyle Aynen. hani belki başını kaçırmış kişiler olur. Ben burada minik bir hatırlatayım. Osman hoca böyle bir kendiniz anlatarak öğrenmenin üzerine bir yeni bir oynatma listesi oluşturuyor. En iyi o şekilde öğreneceğini söylüyor. İlgilenenlere biz buradan bir duyuruyoruz küçük bir şekilde. Evet, yani sosyal medyalardan yazabilirsiniz bana. Ben elimden geldiğince herkese cevap atmaya çalışıyorum zaten. Çok tuhaf şeyler yazmazlarsa hocam sınavda yardım edin tarzında bir şey yazmadıkları sürece cevaplandırıyorum yani. Peki gerçekten öyle bir Onlara soru geldi mi? tabii canım, Gerçekten. o bu şeyde pandeminin ilk zamanlarında hani şeye yeni yeni geçilmiş ya, bu online Hı sınavlara falan. İşte o hocalarda falan tahminen şey dönemleri, işte onların da acemilik dönemleri olduğu için çok kolay bir şekilde kopya çekiliyor. Yani hı. öyle düşünüyorum. Ben canlı görmedim de nasıl olduğunu. Hı. Çok fazla şey mesaj geliyordu bana. İşte sınavda yardım eder misiniz? Bir tanesi para teklif etti hatta. Bir kişi. Wow. Direkt İş para teklif ederek hocam sınavda ticareti dökmüş işte. o. Tabii. Yani o bir arada şey oluyordu işte, o zamanlar yine. Direkt soru soruyorlar. Hocam işte şunun şunun cevabı nedir diye. Böyle bakıyorum saate, işte saat 3 veya işte 1 falan. Yani tam böyle sınav zamanları belli. Sınav olacağı. Ben onu bekletiyorum. İşte akşam 7-8 gibi cevap veriyordum. Hani görmemiş gibi yapıyordum. Hani cevap da vermiş oluyorum. Sınavdaysa da sınavda bitmiş oluyordu. Öyle şeyler Sınavın mı yaptırıyor. bitmiş? Vah vah.
Ama işte yani sınav olduğunu söylemiyorlar. Öyle bir şey de var yani. Çok ilginç ha. Üstü kapalı bu kadar iyi ticaret döndürülebilir gerçek Harbiden, anlamda. çok harbiden öyle. Ama şu an herhalde onun önlemini de almışlardır ki çok gelmiyor veya benim kopya vermediğimi öğrendiler. Artık mesaj gelmiyor, bilmiyorum neden dolayı ama. Bir kere deneniyor, iki kere de baktık ki olmuyor. O da demişlerdi. Bu kapı bize kapalı. Bu Aynen. buradan olmayacak demişlerdi. Aynen. Osman Hoca'nın videolarını izleyeceğiz Aynen öyle. sadece. Şey, bir de son olarak şeyi önerebilirim çalışırken. Hani bu genel olarak genel bir şey önerisi olacak. İçerik üretmeye çalışın bence. Hani bu yazı olabilir. Mesela derginin ismi Merhem miydi? Merhem Evet, dergisine Merhem'den. yazı yazabilirsiniz mesela. Bilmiyorum alımlar var mı şu anda ama yazar alımları. Hani böyle Hocam, bir şey. iki tane de konu başlığı hiç aklınıza geliyor mu? Benim şu an aklıma geldi bu soru. Hani siz söyleyin, hiç konu başlığı aklınıza geliyor mu? Mesela şu konu hakkında yazabilirsiniz diyebileceğiniz bir şey var mı mesela şeylerde? Çünkü farmakoloji çok geniş. Belki birkaç tane konu başlığı gelebilir sizden. Yani şey, odaklanmak istediğin veya öğrenmek istediğin şeye bağlı biraz. Hani lisansını bitirmişsindir. İşte ben preklinik hayvan çalışmalarına yoğunlaşacağım diyorsundur. Onunla alakalı şeyler yazarsın, yazılar yazarsın. Hani ne yapacağına bağlı. Ben genetik çalışmayı daha çok seviyorum diyorsun. Farmakogenetiğe yoğunlaşırsın. O tarz şeyler. Hani benim burada tavsiyem şeydi biraz da. İçerik üretmeyi hani illa sadece şey olarak düşünmeyin. Hani yazı olarak da düşünmeyin. Ne olur mesela? Biraz böyle sevdiğiniz şeylerle dersleri veya işlerinizi bağdaştırırsanız biraz daha öğrenmesi kolaylaşıyor. Atıyorum resim çizmeyi çok seviyorsunuzdur mesela. Çok da güzel çiziyorsunuzdur. Ne yapabilirsiniz? İşte bu farmakolojik şeylerin, işte ilaçların etki mekanizmalarını resme döküp bunları çok güzel bir şekilde yazılabilir. Veya işte işin anatomisini de çizebilirsiniz. Bilmiyorum artık şeyinize bağlı biraz. İlla eczacı değil de mesela tıp fakültesi öğrencisinizdir. Şey yaparsınız, anatomi resimleri çizmeye başlarsınız. Veya müzik seviyorsunuzdur. O demin bahsettiğim işte müzikleştirme olayına biraz dönebilirsiniz. Mesela gezmeyi seviyorsunuzdur. İşte gezmeyi çoğu kişi sever mesela. Ne yaparsınız? Gezdiğiniz yerlerde işte o çıkarsınız oralara, o gittiğiniz yerin endemik bitkileriyle alakalı bilgi toplayıp onun işte farmakolojisiyle alakalı bir şeyler öğrenirsiniz. Hatta onu yazıya dökersiniz. Bir blog sitesi açabilirsiniz bununla alakalı. Hani böyle biraz işinizi veya işte okuduğunuz okulu sevdiğiniz diğer şeylerle bağdaştırmayı biraz öğrenmek gerekiyor. Ben mesela oyun oynamayı seven bir insan olarak bu şeyleri, bu bilgileri oyunlaştırmaya çalışıyorum. Yani bayağı yazıyorum yani şu anda şeyi. Bu işte FRP'yi bilenler vardır belki aramızda. Şu an kaç kişi izliyor şu an? Ekranın kırık olduğu Şu için an tam o 53 kişi izliyor. 53. O kırık olduğu için benim ekran tam o şeye denk geliyor. Göremiyorum yani. O 53 kişi de hani vardır belki aranızda bilenler FRP oynama şeyini. Hani ben bunu işte şeye dökmeye çalışıyorum şu anda. İnsan vücudunda oynayacağımız herhangi bir hücre olarak veya bir virüs, bir bakteri olarak insan vücudunda macera yaşayacağımız bir oyun yazıyorum mesela şu anda. O bittiğinde çok hem öğretici olacak hem de çok eğlenceli olacağını düşünüyorum. Çünkü atıyorum işte bir makrofaj olarak hayatını geçirirken ne olursun işte o makrofaj dediğin ne yapar? İşte şeyleri temizler diye düşünürsek işte ne denir ona? Enflamasyonu mesela diyelim ki. Evet yani enflamasyonla ilgili şeyler yapıyor diyelim ki onları temizliyor işte oradaki. O bizim kuracağımız evrende oranın şeyi olur mesela. Ne olabilir? İşte gizli ajanı veya özel servis polisi olabilir. Oradaki işte düşmanları öldürüp onları ortadan kaldırıyor, temizliyor tarzında. Bir hayatını oynatabiliriz yani. Veya bir virüsü oynayabilirsin. Virüsü oraya gidip oranın işte en büyük kötü insanı olarak oradaki şeyleri işte herkese öldürmeye çalışıyorsun tarzında bir şey yapılabilir. Yani Hikayeleştirerek oyunlaştırma gibi böyle. evet yani işte şu anda o FRP'yi tam ayrıntılı anlatmak gerekir bunu tam söyleyebilmek için ama görürsünüz yani önümüzdeki aylarda onun videoları da gelir. Hani ben de işte bunu sevdiğim için bu alanda odaklanmak istediğim için kendi mesleğimi buna çevirdim biraz. Hani şey yapmak gerekiyor. İşte bir hobileriniz vardır, sevdiğiniz şeyler vardır, bir de yapmak zorunda olduğunuz şeyler vardır. İkisini bir şekilde böyle entegre edebilirseniz hem yaptığınız için çok daha severek yaptığınız için daha başarılı oluyorsunuz. Hem de hayattan zevk alıyorsunuz yani. Öbür türlü yaptığınız iş size külfet geliyor. O yaptığınız iş boyunca geçirdiğiniz zaman hep kayıp olarak görüyorsunuz. Mutsuz bir insan oluyorsunuz yani. Yani yapabiliyorsanız eğer sevdiğiniz şeylerle bir şekilde yaptığınız mesleği, okuduğunuz okulu birleştirmeye bakın derim ben.
Birbiri çok güzel bir esindi sanırım. Mesajı yukarıda kaldı. Evet. Çok güzel yazmış. Hani hobilerinizi hayatınıza entegre edin diye sanırsam o tarz bir şey yazmıştı. Çok güzel bir şekilde söyledi onu gerçekten. Hocam ben bir daha bir videolarınıza dönmek istiyorum. Peki Tabii. sizin videolarınızı izlerken nasıl çalışmamızı tavsiye edersiniz? Mesela önümüzde kağıt kalem mi olmalı? Ne yapmalıyız? Hani Evet ya, o biraz da şeye bağlı, kişinin çalışma şeyine bağlı ama şunu önerebilirim, özellikle benim videolar için şunu önerebilirim. O videolarda hani ben demin bahsetmiştim ya, bazen bir iki tane işte yanlış söyledim veya dilimin sürçtüğü yerler var. Onları bulmaya çalışsınlar bakalım. Onları bulup yorumlara yazsınlar. Hem böylelikle Yanlışlarımı bulsunlar evet, hem de şey olur yani, işte ben yanlış bulacağım diye düşündükleri için daha da şey olur. Daha bir odaklanarak çalışırlar. Güzel olur yani. Hem de şey, yorumlara öğrendiğiniz şeyleri yorumlara yazabilirsiniz. Diğer yorumlarda onları görenler hem onları okuyacağı için, ha bak buralara dikkat etmiş bunu çalışan, ben dikkat etmemiştim tarzında. Böyle bütün izleyenler arasında bir çalışma şeyi olmuş olur. Hem diyorsunuz. de benim için fazladan yorum olmuş olur. Daha iyi yani. Yaptığım saat. Ama şey güzel. Yorumları canlandırıyoruz. Evet Buradan bu evet. çıkıyor. Ya işte burada maksat şey, odaklanarak çalışabilmek. Hani mesela video izleyip hani izleyip geçmek var. Bir de işte böyle, ha işte ben yorum yazacağım. Bu yorum yazacağıma göre işte hangisini yazsam, hangi bilgiyi yazsam diye düşündüğü için bu sefer iyice bir odaklı, böyle dikkatli dinlemek var. O bakımdan bence daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani interaktif olması açısından daha güzel olur. Yani onu tavsiye edebilirim. Öbür türlü şey, hani yazarak çalışabilirsiniz eğer yazarak çalışma seviyorsanız. Ben çok fazla tavsiye etmiyorum yazarak çalışmayı ama biraz süreye bağlı yani, çok fazla zamanınız varsa yazabilirsiniz. Onun Ah dışında şey de ah. yapılabilir. Ne çok dersimiz var. Ah. Bir ah çektim. Doğru yani, ama şey de yapılabilir. Videoları indirin mesela. Bu bir sürü korsan indirme sitesi var. Yani ben ona dert etmem indirmenizi. İndirin. Hani MP3 haline getirin videoları, şey yapın. Yolda giderken mesela kulaklıkta dinleyebilirsiniz. Gayet şey olur. Hani her gün okula giderken, gerçi şu anda gidiliyor mu okula emin değilim ama Tabii okula şu an giderken, gidemiyoruz ama illaki gideceğiz. evet. İşte okula giderken yarım saat otobüste geçiyordur, tramvayda geçiyordur mesela. O yarım saat boş boş gidip geleceğinize kulağınızda şey olmuş olur, ders olmuş olur. O da mesela gayet güzel oluyor, verimli oluyor. O tarz şeyler de önerebilirim yani. Tamam, bunu da ekliyoruz. Hocam sizden bir podcast dizisi bekler miyiz peki? Şey falan hani Spotify falan Nasıl? böyle yolda giderken Ha. dinleyebilecekleri gibi falan. Ya aslında onları podcast haline getirebiliriz. Yani direkt Spotify'a atılabilir ama bilmiyorum, bir kez birisi sormuştu bana şey. Bunları podcast yapar mısınız diye. Ben de olabilir demiştim. Yaklaşık bir Bir de sene şimdi tam oldu herhalde. furyası patlak verdi. Doğru. Bilmiyorum, hani o dersleri şey yapmayı düşündüm. Hani sadece ses kaydı olarak. Bir ihtimal işe yarayabilir. Hani o dediğim gibi işte yolda falan dinleyebiliriz. Ama biraz da hani görseller üzerinden daha çok anlatıyorum ya. Ne kadar Doğru. etkili olur bilemediğim için çok da girişmedim o işe. Yani bakmadım bile yani nasıl yapılacağını. Onun dışında yani bilmiyorum. Düşünmedim yani. Düşündürecek arkadaşlar olursa onlara da minik bir Evet, buradan hani şey şey gelsin, yapılabilir. çağrı gelsin. Evet, hani mesela bir sohbet tarzında veya işte bir podcast serisi oluşturan tarzında bir projesi olan varsa onunla da görüşebiliriz yani. Aklıma yatan güzel bir şey olursa yapabiliriz. Hocam şeyler benim videolarla ilgili bu arada hani sorum bitti. Şey sormak istiyorum size. Kişideki tuz sahnelerinden size böyle bir istek geldi mi? Gel bizde çalış. Hani gel Evet. bizde öğretmenlik yap gibisinden. Ya şöyle oldu aslında. Hatta ben şu anda bir tane TUS dershanesiyle şey yapıyorum, çalışıyorum ama daha şey, başlangıç dönemleri olduğu için, yani tam böyle hoca olup anlatmaya başlamadığım için duyurmadım da. Orası şey yaptıktan sonra, teklif sundu ve ben işte anlaştıktan sonra yaklaşık her 3 tane daha geldi ayrı o dershaneden sonra. Şimdi isim vermeyeceğim. Hani bir 4 tane falan şey gelmiş oldu, teklif gelmiş oldu bana. Ben hiç beklemiyordum böyle bir şey açıkçası. Ben sadece kendi kendime öğreneyim diye YouTube'a video atmıştım. Nerelere geldik yani. Ama şey, hani buradan şeyi tavsiye edebilirim mesela izleyen arkadaşlara. Hani içerik üretin diyorum ya, bu size ileride mesela meslek hayatınızda da çok faydası oluyor. En küçük şey bile, hani çok basit olarak göreceğiniz şeyler bile ileride bir yere başvururken, bir şey yaparken hani önünüzde size çok bir kolaylık sağlayabiliyor. Veya hiçbir şey olmasa bile bir network kurmanızı sağlıyor. Bir işte insanlarla bağlantı kurmanızı sağlıyor. İşte YouTube'da bir şey anlatıyorsunuzdur. Bir blog siteniz vardır. Veya bir işte Twitter'da veya Instagram'da işte eczacılıkla ilgili, farmakolojiyle ilgili
bilgiler yazıyorsunuz, paylaşıyorsunuzdur. Bunu uzun süreçte profesyonele yakın güzel bir şekilde yaptıktan sonra insanlar sizi biraz daha fark etmeye başlıyor. Bu sefer ne oluyor? Bir yerlere başvuracağınız zaman, işte atıyorum bir eczanede işte yardımcı eczacı olarak başvuracaksınız diyelim veya başka çalışmak istediğiniz özel bir şirkette çalışacaksınız diyelim. Oralardaki insanlar sizi eğer bir şekilde gördüyse, tanıdıysa bu sefer hani şey oluyor, aa sen o musun falan oluyor. Böyle bir daha sempatiyle yaklaşıyorlar size ve sizin o çalışkanlığınızla uzun süredir siz onu devam ettiğiniz için o çalışkanlığınızla bir nebze göstermiş oluyorsunuz. Gayet güzel bir portfolyo oluyor sizin için. Bu bakımdan ben çok öneriyorum yani bu sosyal ortamlara şey atmayı, bir içerik oluşturup şey yapmayı. O bakımdan benim için de böyle bir faydası oldu. Ben YouTube'da kendi kendime anlatırken birdenbire dershanelerde bana teklif geldi yani. O bakımdan yani beklemediğim bir şekilde bir iş bulmuş oldum yani kendime. YouTube çok sempati yaratıyor gerçekten hani insanlarda. Evet. Çok aa sen o musun sen şu musun diyerekten. Evet, bana da doğru, biz de mesela bir arkadaşımız demişti hani Osman hocamızı da şey yapalım davet edelim yanımıza falan dediklerinde ben mesela şey olmuştum. Aa Osman hoca mı? Aa biz o bize Instagram'dan da istek atıyordu. YouTube'da da görüyorduk gibisinden. O çok 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 güzel etki yaratıyor gerçekten. Hocam benim size soracağım sorular bu şekilde. Şimdi arkadaşlardan birazcık sorular bekliyorum. Bir de istek parça listesi olur, oynatma listesi olur. Ben burada hemen ilk oynatma listesi Lothar'la birlikte giriyorum. Yani Harry Potter'ı görüp Yüzüklerin Efendisi'yle ilgili bir istekte bulunmazsam çatlarım burada. Ben zaten Yüzüklerin Efendisi aslında daha çok seviyorum. Harry Potter'ı bitirmedim bile yani. Harry Potter videosu. Hocam yapmayın. Harry Potter'ın da ayrı bir zevki var şimdi. O Harry Potter videosunu yaparken bir arkadaşım vardı. O mesela çok sever Harry Potter'ı. Ona sonra sonra yaptım. Bak burayı böyle yazıyorum. Doğru mu yazıyorum falan diye. Hani böyle şey. Hani kendim çok izlemediğim için. Ama Yüzüklerin Efendisi'ni mesela iki kez izledim. Bir kez de işte kız arkadaşımla baştan bir izleyecektik. Yarım kaldı falan. Öyle şey oldu. Yani bir daha izlediğim bir film yani o. Ama onunla ilgili hiç şey yapmak aklıma gelmedi. Bilmiyorum yakın zamanda baştan sona bir daha izleyip içerisindeki şeyler ayıklayabilirim yani. Farmakolojilerle alakalı bir şeyler çıkabilirim diye bakmak lazım. Güzel olabilir yani aslında şey var. Veya bir Google'dan araştırırım. İlla ki benden veya bizden başka düşünen olmuştur onu. Yabancı birisi yaptıysa ondan esinlenerek alabiliriz yani yapmıştır. Aa, hocam biz bekleriz. Yani Yüzüklerin Efendisi'nin Harry Potter'dan bir tık şurada farkı vardı. Yani ben kitabını da okuduğumda, filmlerini izlediğimde şunu görmüştüm. Harry Potter'da karakterlerin arasında çok fazla iyi kötü ayrımı yokken Yüzüklerin Efendisi'nde ciddi bir iyi kötü ayrımı görüyorsunuz. Hani siz kendiniz de diyordunuz bir polarizasyon. Özellikle bu şeyde distopya ve ütopya kitaplarında, ütopya distopya kitaplarında hani anlatırken siz söylüyordunuz işte polarizasyon. Onu biraz şeye falan bağlamıştınız. Hani sosyolojik anlamda bir bağlamıştınız. Belki onu da o şekilde bağlayabilirsiniz. Ben hani düşündüm yorum yazdıktan sonra ne denilebilir gibisinden. Olabilir ya. İşte baştan sona bir izlemek lazım ama izlerim yani zaten şey güzel bir film olduğu için baştan sona 12 saat izlenir yani o film bir daha. O ara onu şey yaparım. O farmakoloji gözlüğünü takarak izlerim. Ha bak bunu yapabiliriz diye. Şey olur. Güzel olur. Onu düşüneceğim yani. Tamam. Şimdi ben yavaş yavaş yorumları sorulara bakıyorum. En son hocam farmakolojide iş imkanları nasıl şu anda? Doktora yapmak hayalleri olanlara ne tavsiye edersiniz diye bir soru gelmiş. İş imkanları şöyle. Hani daha çok şey akademi yönünde eğer doktora yapacaksanız akademi yönünde daha çok şey yapmış oluyorsunuz. Gitmiş oluyorsunuz. Şu anda farmakoloji bölümleri çok boş. Çok fazla tıp fakültesi açıldı. Hani eczacılık veya işte diğer bölümler de buna dahil. Çok fazla hani sağlıkla alakalı bölüm var ve farmakoloji hocası yok. Çok az yani şu anda. Bizim mesela tıp fakültelerinde bazı bölümlerde farmakoloji hocası başka ilden geliyormuş yani. O derece yok yani. Hani bir tane bile mi olmaz yani üniversitede hoca. O yüzden şey şu anda mesela doktora yapıp hoca olma gibi bir şans şeyiniz varsa, düşünceniz varsa tam zamanı. Çünkü kolay bir şekilde şey yapabiliyorsunuz. Kadro bulabiliyorsunuz. Bizim mesela şu anda tıbbi farmakolojide kadrolar açılıyor. En son kadro şey, bizim şey var. Uzmanlığı bitirdikten sonra mecbur hizmetimiz var. Hani öğretmenlerde nasıldır mecbur hizmet? Doğuya gidersin işte en ücra köyde yaparsın vesaire. İşte doktorların da çoğunda öyle. Bizde ise bir önceki atamada İstanbul açıldı. Ondan önceki atamada iki tane İzmir açıldı. Ondan önce işte Ankara var, Rize var. Hani kötü değil yani hiç böyle en böyle şey işte büyük şehirlerden haricinde nereye açılmıştı? Bir Tokat açıldı. İşte Hatay açıldı. Hani bunlar da güzel yerler gerçekten. Hani böyle şey diğerlerine nazaran böyle az iyi çok iyi şeklinde açılıyor bizde. Ha çok iyi açıldı. Bu sefer az iyi açıldı.
Böyle diyoruz yani. O yüzden gerçekten çok fazla boşluk var şu anda. Ama tabii hani şu an birinci sınıfsanız lisansta, işte 5 sene okudum, 4 sene de doktora yaptım, 2 sene de yüksek lisans falan derken belki o zamana kadar dolabilir. Onu bilmiyorum ama şu anda bayağı bir boşluk var yani. Hocam peki bir şey soracağım. Bunu biliyor musunuz bilmiyorum. Eczacılık okuduktan sonra mesela hani biz eczacılık okuduk. Hani farmakoloji üzerine dediğiniz gibi doktora yaptık. Tıp fakültesinde çalışabiliyor musunuz? Dediniz ya tıp fakültelerinde açık var diye. Tıp fakültesinde çalışabiliyor muyuz Ya peki? o ya eskiden çalışılıyordu, şu an değişti mi bilmiyorum ama bizim bir sürü Ben de bilmiyorum eczacı, hiç de. evet bizim Aklıma bir sürü geldi eczacı söyle. hocamız var şu anda şeyde, bölümde. Ama o değişti mi kalktı mı, mesela bazı şeyler, bazı bölümler tıbbi farmakoloji olarak geçiyor şeylerde. Bazı bölümlerde sadece farmakoloji olarak geçiyor bizim tıp fakültesinde. Belki hani o ayrımı yapan yerlerde belki çalışılmıyordur ama bayağı bir hocamız var bildiğim. Yani hocaların belki de yarısı eczacılık kökenli olabilir bizim tıp fakültesinde. Yani eskiden vardı, şu anda biraz araştırmak lazım, emin değilim. Yapılabilir gibi gözüküyor ama değiştiyse bilmiyorum. Yani şu an yanlış Umarım bir bölüm derdim belki. değişmemiştir. Çünkü farmakoloji çok ana dersiniz. Gerçekten hani Evet. bu yani farmakolojiyi bile en iyi eczacıların bildiğini düşünecek olursak gerçekten bunu da bilen doktorlar yetiştirmeyi çok isteriz diye düşünüyorum ben. Hani Ya işte meslektaşlarım da bu aynı düşüneceğini düşünüyorum. şey olması lazım işte, hani bizim bölümde öyle miydi bilmiyorum ama şey duyuyoruz yani, öyle anlatayım. İşte hocalar arasında biraz şey olabiliyor. Ne denir? İtişme, kakışma gibi veya böyle limoni durumu olma gibi bir şey olabiliyor. İşte eczacı hocalar tıpçı hocalarla, tıpçılar eczacı hocalarla falan Gerçekten böyle. hocalar arasında Tabii uyanıyor canım. mu bu muhabbet? Tabii canım, çok yani. Böyle olunca hani şey oluyor. Yani multidisipliner biraz düşünmek lazım. Hani eczacının çok iyi bildiği şeyler var. İşte tıp fakültesi mezunu çok iyi bildiği yerler var. İkisi beraber oturup anlaşıp böyle bir sentez çıkarsalar ne kadar güzel şeyler çıkacak. Halbuki işte ben şunu senden daha iyi biliyorum, sen bilmiyorsun. Öbürü de ben biliyorum, sen bilmiyorsun'a girince bu sefer ikisi de birbirini inhibe etmeye başlıyor. Kötü bir ortam oluşuyor yani. Öyle şeyler duyuyoruz bazı üniversitelerden. Bizim üniversitede yoktu tabii ki. O yüzden şey, hani o bakımdan kötü olabiliyor ama eğer gerçekten şey olursa, hani çok iyi anlaşıp hocalar birbirleriyle beraber çalışma öğrenebilirlerse çok güzel olabiliyor yani şeyler. Biz Eğer buna öyle olması lazım yani. farmakolojide sinerjik etki mi diyorduk? Böyle Evet evet iki aynen, etken maddenin sinerji. birleşip çok iyi bir şey Evet, çıkarmasına. 1 artı 1 3 etmiş oluyor yani sinerjide. Aynen Aynen öyle. öyle. Bizde direkt şey, birbirinin antagonisti şeklinde davranıyorlar. Hatta inverse agonisti yani, direkt birbirlerine şey yapıyorlar yani, azaltıyorlar. Hani antagonist dediğin şey hiçbir şey yapmaz, öyle oturur sadece. Öbürü direkt şey yani, birbirlerini aşağı çekmeye çalışıyor. Böyle sıkıntılar var. Anladım hocam. Bu arada bir şey gördüm. Hocam kepslerinizi çok beğeniyoruz. Tespitleriniz çok güzel diye. Ya ben şeyi görmüştüm sizin videonuzu. Aşı ile ilgili bir kinaye içeren bir videonuzu görmüştüm. Ha evet. Çok komikti. O Ya izleyenlere tavsiye ederim. o bayağı şey oldu. O video benim en fazla dislike alan videom, biliyor musun? Gerçekten mi? Normal, ha, gerçekten öyle. Ama şey, çok izleniyor. Anlaşılmamış olabilir belki diye düşünüyorum. Yok yok, Hani aşı belki karşıtı çok anlaşılmamış ya. olabilir. Aşı karşıtı çok olduğu için sıkıntı yani o. Hani o şey yapıyorlar. Bayağı kötü yorum falan da yapıyorlar. Sen ne biliyorsun, para mı aldın falan diyen var. Şeylerde aşı firmalarından para almışsın sen falan diyorlar yani. Şey çok. Onlar dislike atıyor. Dalga geçtik ya aşı karşıtlığıyla. Aşı karşıtı olduğu için dislike atmış. Aşı karşıtları şey etti. Birazcık tabii onlar Evet. Ama sinirlenmişler. bayağı güzel izlendi ya. O tarz videolar yapmaya devam etmem lazım Ya ben şahsen çok gülerek izledim. Yani yine yani. yaparsanız yine çok gülerek izleyeceğim Zaten dedim. Bir ben de hani yapar. hiç beklemiyordum. Anlatabildim mi? Hani aşı ile ilgili bir yorum herhalde belli edecekler diye bıraktım. Bir gittim hani zaten aşağıdaki title'ı görünce dedim tamam ben çok büyük bir şeyin kinayenin içine düşmüşüm. Onu gerçek sananlar oldu ya, ilginç bir şekilde. Veya Sağlıkçı ben değillerdir. gerçek, Herhalde hayır hayır o sağlıkçı yok ki. değillerdir. Şöyle yok canım, şey işte isim vermeyeceğim de bayağı şey, sağlıkçı arkadaşlardan da gerçek sanmış. Ben gerçekten televizyona çıkmışım, orada bir şeyler anlatıyorum sanmış. Bana şey diyorlar işte, hani bir çok üslubun biraz sert olmuş, biraz yumuşak anlat falan yapmış dedim. Sen bunu gerçek mi sandın dedim. Onu da oradan öğrendim yani, gerçekten ciddi sanmış. Herhalde oturup dinlememiş yani, öyle bir bakmış geçmiş yani büyük ihtimal. Herhalde öyle yapmış hocam. Ya. Hiç bir incelememiş. Ama ben şeye sevindim ya. Demek ki bayağı güzel montaj yapmışım. Montaj şeyim iyiymiş diye düşündüm. Şey de Demek ki çok gerçek komikti o sınırları alt yazı aşmışım. şerit geçişi vardı. O Evet şerit evet. çok güzel. O şeriti bir okusalardı aslında o videoda çok iyi Aynen anlarlardı. aynen. Aynen öyle.
Zaten o şiiri de okumadıklarından gelmiş. Bilmiyorum, ben çok çok eğlenmiştim o videoda. İzleyenlere de buradan tavsiye ediyorum o videoyu. Hani bu yayını kapandıktan sonra bir açın bakın. Yani ben şahsen çok gülmüştüm en azından. Evet. Hocam bir soru gelmiş bu arada. Hocam Oğuz Kaya Alp okumayın demiştiniz. Hangi kitaplarını Evet. takip etmeliyiz? Önerilerinizi alabilir miyiz? Şeklinde bir Ya ben soru gelmiş. ondan Oğuz Kaya okumayın tweetinden bayağı eleştiri aldım ben ya hocalardan falan. Çok Gerçekten sevilen bir mi? hoca, ha, çok sevilen bir hocaymış Oğuz Kaya. Tanımadığım için tabii bayağı vefat edeli bayağı olmuş. Ama şöyle bir şey var Oğuz Kaya yaptı. En son 2013 güncellenmiş. Adam zaten şey vefat etti yani. Allah rahmet eylesin. Çok da güzel bir iş yapmış kesinlikle. Ama eski hani aradan geçmiş 8 sene. 8 senede çıkan ilaçlar, değişen bilgiler, özellikle farmakolojide her sene 150 tane ilaç çıkıyor. Sürekli ilaçlar çıkıyor ve sonra piyasadan çekiliyor, çok değişiyor. Hani farmako ya şey o temel bilim kısmı tamam orası değişmez ama ondan sonraki kısımları kesinlikle güncel bir kaynaktan okumak lazım. Ya bizim hocalarımız hep şeyden çalışıyorlar. Gördüğüm kadarıyla. Oğuz Kayap'tan çalışıyorlar. Sorular hep oralardan geliyor. Hani hem o hocanın çok döneminin çok en iyi hocalarından biri olması hem çok sevilmesi buna etken. Biraz da gördüğüm kadarıyla bazı hocaların İngilizce okumayı tam sorun çekmeleri herhalde İngilizce kaynak okumalarından. Ondan da kaynaklanıyor olabilir. O da yani şey yani yanlış 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 demek lazım. Ben şeyi en son kaynakları okumayı öneriyorum. İşte 2021'de Şubat ayında herhalde şey çıktı. Katsung'un en son şeyi çıktı. Versiyonu Basın çıktı. mı? O evet. İşte onu okumak lazım. Orada bir sürü yeni bir sürü ilaç var. İşte Covid ilaçları bile girmiş yani şeye. O son basıma. İşte Gutmann Gilman herhalde birkaç sene içerisinde çıkar. Onun bayağı oldu. Bir iki sene oldu çıkmayalı. Hani onları öneriyorum daha çok. Onun dışında şey Oğuz Kaya bence sadece şeyden okunabilir. Bu temel farmakoloji okuyacaksak bu okunabilir. Çünkü gerçekten bayağı ayrıntılı güzel anlatmış. Onun dışında ben hala tavsiye etmiyorum. Hocalar yine dinliyorlarsa kızacaklar ama şey sonuçta eski yani. Ha, eskiden çok iyiydi ama şu anda artık şey hani şey gibi yani. Ne gibi olabilir? Ne bileyim işte bundan 200 sene önceki tıp kitapları ve İbn Sina'nın kitabını okumak gibi yani. Hani adam evet yani mikroplardan haberi olmayan bir insandı yani. O, tamam çok çok iyidir. Zamanın en iyi kitabıdır. Ama şu anda şey değil. Şu anda güncel olmadığı için okumamızın bir anlamı yok. Genel kültür hak okumak istiyorsan oku. Şey de öyle. Oğuz Kaya da artık 8 sene olmuş, 9 sene olmuş yani. Artık şey yeni kaynaklara güncelleri okumak gerekiyor. Oğuz Kaya ki. Eğer şey yapıyorsan hani hani o zaman nasıl yazılmış, ne olmuş falan diye öğrenmek istiyorsan genel kültür olsun diye okuyabilirsin. Onun dışında ben tavsiye etmiyorum kesinlikle. Hocam bir tane soru gelmiş şey olarak. Dipiro nasıl hocam? Sizce önerir misiniz diye bir soru gelmiş. Ne? Dipiro. Dipiro. Dipiro Dipiro neymiş? nasıl hocam? Sizce önerir misiniz diye bir soru gelmiş. Bilmem. Kitapsa bilmiyorum. Onun dışında Herhalde ilaçsa da farmakolojiyle ilaç alakalı bir önermiyor. kitap. Çünkü tam on siz farmakoloji kitaplarından, Katsung'dan bahsederken Ha, hiç yazılmıştı duymadım da. ya. Bilmiyorum. Duymadığım için kötü de diyemem, iyi de diyemem. Sanki ilaç ismi gibi ya Dipiro. Değil İlaç mi? Değil ilaç mi? mı öneriyorlar? Ben de aynısını düşündüm. Hocam bir şey diyeceğim. Peki Katsung'un dışında bir kitap önerisi alabilir miyim? Yani ben bunu biraz kendi tecrübelerimden yola çıkarak söyleyeceğim. Hani biz böyle bir arkadaşlarla şey yapmıştık. Böyle bir gaza gelmiştik. Abi farmakoloji görmeye başladık. Hadi gidelim Katsung alalım dedik. Katsung şu kadar iki tane kitapmış. Yani. Bastırdık ona. Kaldı öyle bir kenarda. Onun Yani. dışında daha kısasına böyle Ha şevkle şey. dinleyecek şekilde önereceğiniz bir kitap Ha var mı? lisans dönemi için zaten öyle illa büyük textbook'lar almak gerekmiyor. Ben mesela şeyi güzel bir kitap. Hani o da biraz eski 2015 basım ama bu benim YouTube'daki dersleri yaparken de kullandığım kitap var. Elsevier'in Entegre Farmakolojisi diye. Eczacı bir hocamız yazmış. İsmini unuttum şu anda da. Bayağı güzel yazmış yani şey. Ne, okunuşu kolay, rahat okunuşu var. Böyle bayağı da ince bir kitap. Bütün farmakolojiyi özetlemiş yani. Ben oradan çalışıp anlatmıştım. O şey. Onu önerebilirim mesela. Onun dışında bu Katsung'un özeti var. Katsung özet hem de Türkçesi var yani. Ama o kitap biraz Gerçekten şey gibi. ben Evet mesela evet. bilmiyordum. O bayağı mesela şey cep kitabı gibi. Hani bu bir karıştan biraz daha büyük. Ama kalın ama küçük yani. Hani o tek okunuşta, hani tek seferde okunabilecek bir kitap. Onun şöyle bir sıkıntısı var sadece. Çok spot gidiyor bilgiler. Hani böyle anlatma değil de şey gibi, sınava yönelik gibi biraz. Zaten her konunun sonunda bir de sorular falan sormuş. Yani sınava yönelik alınabilir. Güzel spot bilgilerin olduğu.
O da çalışılabilir. Gutman Gilman'ın şeyi var. Türkçesi var, Türkçe özeti. O biraz daha şey, bu Katsung'dan daha iyi. Bayağı anlatmış yani, spot spot değil. Ama o biraz daha kalın tabii. Hani okuması O biraz daha galiba zor. biraz daha şöyle bir kalınlığı falan var. Ben sanki gördüm Evet onu. evet. Evet, O o bir şey biraz daha büyük, hatırlıyorum. büyük bir kitap. O daha güzel yani, şey okunabilir. Hatta kuşa kağıt falan yani, şirin de bir kitap. Şeyi güzel. Hani onları önerebilirim. Onun dışında hani bildiğim, okuduğum bir kitap olmadığı için öneremiyorum. Başka belki çok çok daha güzel kitaplar vardır. Sadece bunları bildiğim için bunları önerebiliyorum şu anda. Hocam şeymiş bu arada Dipiro denilen kitap da farmakoterapinin el kitabı diye geçiyormuş. Yazarı Dipiro'ymuş. Ha, Yazan kişi buraya aşağı anladım. link bir not düştü. Öyle bir kitapmış. Yok, hiç İncelerseniz denememişim. bir video Şimdi bekliyoruz o kitaptan da. Şimdi aslında hemen öyle bir burada. şey yapalım ya. Madem şey, bütün kitapları böyle hızlı hızlı inceleyip karşılaştırdım, bir seri yapayım madem. Böyle Hocam bu karşılaştırma. bayağı faydalı olur. Çünkü hani Evet biz evet. kitap alacağımız zaman da ben çok net hatırlıyorum ikinci sınıftayken hani farmakolojide ne alsak diye gerçek anlamda şey Doğru. yapmıştık, sorgulamıştık. Hani evet Katsum çok güzel. Katsum'un dışında bir sürü gene çok güzel kitaplar var. Ama hani iyi oldukça sayfa sayısı artıyor. Sayfa sayısı arttıkça Ya. yanında bir başka dersler de var. Bu sefer aradaki dengeyi falan sağlamak gerekiyor. Ya işte onları hani ders çalışma kitabı olarak görmemek lazım. Onlar zaten Türkçesi şey, textbook'un Türkçesi kaynak kitap diye geçiyor. Bir mesela bir bilgiyi merak ettin, onun ayrıntısını öğreneceksin. Kaynak kitaba başvuruyorsun. Aslında onlar başvuru kitabıdır yani. Okuyup baştan sona okuyup öğrenme kitabından ziyade. Onları o şekilde görmek lazım. Ders çalışacaksak hani sıfırdan farmakoloji öğrenecektik. Biraz daha özet kitapları, biraz daha işte o mesela Elsevier'in kitabı çok güzel o bakımdan. Öyle kitaplara yönelmek lazım. Yani daha ilgi Elsevier dergi çekiyorlar. değil miydi? Kitapta mı çıkarmış Evet öyle evet. bir... Elsevier dergi normalde ama şey, ismi o, bilmiyorum. Adamın soyadıdır herhalde Elsevier. Tam dergide çıkarmış olabilir, bilmiyorum. Veya şeydir, kurum mudur, bilmiyorum açıkçası. Ama öyle, kitabın adı o. Turuncu bir kitap. Elsevier'in Entegre Farmakolojisi diye bir şeydi yani. Zaten şey Onu ben yapmıştı şu bir. an yazıyorum Elsevier'i ciddi anlamda. Ben hep Öyle mi? şeylerde şeydeyken görüyordum da makalelere bakarken falan görüyordum Elsevier. Onun için şaşırdım hatta. Aa kitapla mı çıkarmışlar falan gibisinden Ha, de yani süper gibi. ismi direkt o yani şey. Hani ben Elsevier'in diyorum ya, kitabın adı o yani direkt. Elsevier'in Entegre Farmakolojisi Anladım. diye. Tamamdır. Ben not aldım yani. Ben şu an bir yandan da not alıyorum. Not aldım. Bu arada şeyin Tamam. Zühre'nin bir minik sistemini görüyorum ve bu konuya çok katılıyorum. Yani hocam neden test kitapları çıkmıyor? Hani Ne? ben Test konu konu kitabı? pasifil istiyorum diye. Evet buna çok katılıyorum. Hepimiz farmakoloji çalışacağımız zaman çıkmışlarda ne var? Hani gerçekten buna dönüyor o ortalık. Ha şey var mesela, işte o mesela Katsung'un özeti demiştim ya. Orada mesela sorular var. Her konunun sonunda bir 10-20 tane soru sormuş. Belki ona bakabilirsiniz. Onun şeyi güzel. Ama işte o biraz spot spot olduğu için hani sınava yönelik, eğer sadece sınav için çalışıyorsanız alabilirsiniz. Hani sıfırdan öğretmez size. Zaten bildiğinizin üzerine ona çalışmanız lazım. Öyle bir kitap o. Anladım. Peki. Başka sorusu olan var mıydı? Çünkü bendeki sorular bu kadar hani eklemek isteyen, soru sormak isteyen, yayın isteyen var mı? Bekliyorum yorumları. Şöyle birazcık bekleyelim hocam. Belki yazan olur. Bekleyelim. Hani benim Varsa yazın görmediğim, yazın belki o zaman. yukarıda görmediğim bir yorum olabilir. Hani bir daha yazmak isteyebilirsiniz. Sorular Anladım. kısmı var hani. Şeyi anlatayım ben o zaman o ara. Bu hani Harry Tamam. Potter'ın şeyini yapmıştım ya, işte oradaki iksirleri vesaire diye bir video yapmıştım. Onun ben şeyini gördüm. Oradan esinlendim zaten. Bir tane işte yurt dışında bir tane hoca şey yapmış. İşte bu lise öğrencilerini veya ilkokul öğrencilerini falan topladığı bir etkinlik yapmış. Orada bütün o şeyleri, işte o Harry Potter'daki eksirlerin yapılma şeylerini işte çıkarmış notlarını. Oradaki etkin maddeleri de gerçekten toplamış. İşte adam otudur, artık ne varsa Hiç başka, düşünmemiştim kurt inşallah. boğandır falandır. Onları şey yapmış. Gerçekten Harry Potter iksirleri yaptırmış yani çocuklara. Ve orada da anlatmış şey, işte bakın bu işte adam otu, işte parasempatomimetik etkisi vardır vesaire falan filan diye. Tabii onların anlayacağı dilde. Böyle böyle anlatmış, çok güzel şeyi olmuş yani. Güzel bir etkinlik olmuş. Hem böyle Harry Potter şapkası takmışlar, şeyi giymişler falan, iksir yapıyoruz tarzında. Hem Özendim. çok evet, hem çok eğlenceli olmuş. Hem de şey, insanlara işte farmakoloji anlatmış hem, dedim ne kadar güzel bir şey bu. Böyle bir şey yapılabilir mesela. Çok ilerleyen vakitlerde, şu anda onu yapacak şeyim yoktur belki ama Hocam bir ileride bir Snape maskesi takmanız yok mu yani? Olmaz mıydı? yok ya. Ya işte mesela Saçları bir cosplay şeyi yaparız o zaman, değil mi? buradan zaten. Değil mi?
Birinci alanı Harry Potter cosplay'i falan veriyoruz. Herkes burada fikir farklı çok güzel şeylerini... bence. Evet çok güzel bence. Hani mesela ileride işte hoca olduğum zaman ve bunları yapabilecek düzeye gelirsem inşallah. Hala Harry Potter aynı ününü korursa yapılabilir yani veya benzer bir şey yapılır bilmiyorum artık. Valla bunu Güzel bir şeyler ben var. yazdım bir kenara. Ben unutmam. Bir Potter olarak bunu Tamam. unutmam. Yani çok da şeydi. Çok da isterim yani. Kitaplarını falan iki kere okumuştum. Çok gerçekten ama çok Harry Potter sevdiğim bayağı bir şeymiş. dizidir benim. Yani küçükken çok deli gibi böyle okurdum. Ne Severdim. güzel. Artık filmlerini kaç kere izlemişimdir Allah bilir. Bakıyorum bir yandan da sorulara bakıyorum. Bir yorum var. Hocam iyi ki sizi çalışanlara tavsiye ettim de siz de bu yayını yapmak nasip oldu yazmış Suzan. İyi ki Çok iyi. yapmışsın Suzan. İyi ki de moderatör ben. Çok da mutluyum bu arada bu konuda. Çok güzel bir yayın diye yorumlar gelmiş. Bir tane şey Teşekkür yazmış. ederim. Sempatik sunumun ve değerli hocamızın katılımı ve sohbeti için teşekkür ederiz. Ay teşekkür ederim. Ben kendim için de teşekkür ediyorum burada. Ben de teşekkür ederim herkese. Valla güzel katılım oldu ben. Bayağı şeymiş. Beklemiyordum yani bu kadar kişinin geleceğini. Hocam Teşekkür ederim. başlarda daha da çoktu. Başlarda daha da Ha. çoktu. Böyle girip girip çıkmalar çok çok oldu. İyi güzel. Herkes teşekkürlerini yazıyor. Çok sağ olsunlar. Hocam o halde yavaş yavaş ben yayını kapıyorum. Sizin böyle Tamam. eklemek istediğiniz son bir cümle var mıdır? Hani böyle izleyenlere. Bu da kaydolacak zaten hani kaydolacağı için belki sonrasında izleyenlere bir şey söylemek istersiniz. Ha YouTube'a zaten atılıyor herhalde değil mi bunlar? Tabii YGTV açılacak zaten. Yani bilmem teşekkür ederim herkese. İşte Çağşan Eczacıların YouTube kanalında, Instagram'da, Twitter'da takip etmeyi unutmayın. Bunu demişken benim kanalı da takip etmeyi unutmayın. Ben asla söylemedim bütün yayın boyunca tabii ki bir Öncelik YouTuber evet. Öncelik olarak. Çağşan Eczacılara tabii ki. Çok teşekkür ederiz hocam. Estağfurullah sizin Beraber şey yanınızda. yapalım ya. Ben sizle başka şeyler de yapmak isterim. İçerikler üretmek isterim. Güzel olabilir. Bu Çok mutlu şeylerin oluruz hocam. bu bahsettiğim şeyi test simülasyonunun yayınların videolarını atayım. Tahminimce beğeneceksiniz. Bayağı güzel oldu yani. Ona da davet edeceğim sizi. Gelirseniz güzel olur yani. Ay çok güzel Hazırlanın. olur. 4 tane farmakoloji sorusu soracağım yani. Çok güzel En olur. böyle şey bilgisine güvenen kim varsa o gelsin. Beraber bir şey Beşinci yapalım. sınıfları falan Şaka getirir. yapıyorum. Tamam. Tamam. Dörtleri, beşleri Tamamdır o zaman. O zaman onun sözünü de aldım ben. Tamam ben şey yap, ne derler bunu da yazdım. Yani Tamam. ilk davetimizi de aldık sanırsam. Şu an eğer benim haberim yoksa belki başka davet de almışızdır ama yani ben bu Yok daveti evet ilk yazıyorum oldu. bir kenara. Yo, zaten şeyden direkt davetlisiniz her türlü. Bu anlatarak anla serisine. Direkt Oo, yollamışsınız bana. ikinci davetimizi Evet aldık o evet. zaman. Hocam çok teşekkür ediyorum. Yani Rica ben ederim çok ne çok demek. eğlendim tekrardan söylüyorum. Yavaş Ben yavaş teşekkür yayını ederim. Çok kapıyorum. teşekkür ederim. Herkese tekrardan katılan herkese çok çok teşekkür ederim. Osman Hoca'nın videolarında da yer almak isteyenlere bir kere daha son defa mini şey geçiyorum, hatırlatma geçiyorum ve yayını yavaşça kapıyorum hocam. Siz ayrıldıktan sonra kapayayım ben yayını. O Tamam. yüzden yani şey Teşekkür. olmaz. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için beni. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Görüşmek üzere. Ben çıkıyorum. Görüşmek üzere. Tekrar katılanlara çok 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 teşekkür ederim. Yayını kapatıyorum. Hepinize görüşmek üzere. Çarşan eczacılarla kalın arkadaşlar.